Gezegendeki bilinen en eski canlı organizmalardan biri de açlardır. Bu gezegenin gördüğü felaketlerden sağ kurtularak binlerce yıl yaşamışlardır. Açların kendileri konuşamazken, kabuklarının içindeki kayıtlardan, bilim adamları tarafından dünyanın eski zamanlarında yaşamış açları bulmalarını kolaylaştıran yöntemler de geliştirilmiştir. Bu yöntemlerle bulunmuş, yaşlarının olması muhtemel dünyanın en eski 10 ağacı sizlerle. İyi seyirler. 10 numara, General Sherman Ağacı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, Tulare County'deki Sequoia Ulusal Parkı ormanında bulunan dev bir sekoya ağacıdır. Yaklaşık 2200 ila 2700 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. General Sherman Ağacı, 83 metre boyu ve 11 metre çapıyla, hacim olarak ölçülen dünyanın en büyük ağacıdır. 2006'daki bir kış fırtınası sırasında, ağaç büyük bir dalını kaybederek hasar görmüştür. 9 numara, Vauvez Zeytin Ağacı. Dünyanın en eski zeytin ağacı olan bu ağaç, Girit'in Hanya kentinin Ano Vauvez köyünde bulunmaktadır. Antik ağaç, uluslararası bilim topluluğu tarafından 3000 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Vauvez'deki en eski zeytin ağacının gövdesi 12,5 metre, çapı ise 4,6 metredir. Antik zeytin ağacının meyveleri, dünyanın en iyi zeytinyağlarından birini üreterek, bölgeyi zeytin yetiştiriciliğinin beşiği haline getirmektedir. Ayrıca, 2004 Atina Olimpiyatları ve 2008 Pekin Olimpiyatlarının kazananları için, zeytin çelenkleri bu ağacın dallarından yapılmıştır. 8 numara, Yüz Atlı Kestane Ağacı. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı'nın 8 kilometre yakınında büyüyen, bilinen en büyük ve en eski kestane ağacıdır. Adını Aragon Prensesi Giovanna tarafından, Yüz Şövalyeyi ve Uşak'tan oluşan bölüğü bir fırtına sırasında, ağacın altına sığınarak koruduğundan dolayı vermiştir. Bilim adamları, ağacın 2000 ila 4000 yaşında olduğunu düşünmektedir. 57,91 metre genişliğiyle, şimdiye kadarki en geniş ağaç çevresine sahip olmasıyla, Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmiştir. 7 numara, Patriarca'da Floresta Ağacı. Brezilya'da bulunan 3000 yaşındaki, Carineana legalis türünün bir örneği olan bu ağaç, Brezilya'nın en eski kozalaklı ağacı olarak adlandırılmıştır. Ağacın yüksekliği 40 metre, çapı 3,6 metre, çevresi 11,3 metre, kökleri 18 metre derinliğe, brüt ağırlığı ise 264 ton olarak hesaplanmıştır. 6 numara, Senatör Ağacı. Tahminen 3500 yaşında olan senatör, yalnızca türünün en büyüğü olmakla kalmayıp, yangında yok edildiğinde dünyanın yaşayan en eski 5. ağacı olarak kabul edilmiştir. Florida'daki Big Tree Park'ta bulunan, dünyanın en büyük ve en eski kel selvi ağacıydı. 1925'teki bir kasırga ağacın tepesini yok ederek, yüksekliğini 50 metreden 38 metreye düşürdü. Ağacın etrafındaki arazinin sahibi olan eyaletin senatörü Moses Overstreet, park olarak kullanılmak üzere ağacı arazisiyle birlikte ilçeye bağışladığından dolayı, ağacın adı Senatör olmuştur. Ancak 2012'de, Sara Barnes ağacın içinde esrar içtiği sırada, senatör ağacını ateşe vererek kül etmiştir. 5 numara, Gran Abuelo Ağacı. Gran Abuelo, Şili'deki Alers Costro Ulusal Parkı'nda yer almaktadır. Güney Amerika'da yaşayan en eski ağaçtır. 2021 itibariyle, Gran Abuelo'nun 3647 yaşında olabileceği tahmin edilmiştir. 60 metre yüksekliği ve 4 metre genişliğiyle 11 metrelik bir alanı kaplamaktadır. Gran Abuelo, bir Patagonya selvisidir ve ne yazık ki nesli tükenmekte olan bir türdür. Bunun nedeni, ağacın bozulma süresini yavaşlatan bir reçine içermesinden dolayı popüler bir yapı malzemesi haline gelmiştir. 4 numara, Zerdüşt Sarv Ağacı. Abarcus selvisi olarak da bilinen ağacın, 4000 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi, İran'ın Abarcus şehri yakınlarındaki, Yezd eyaletinde bulunan bir selvi ağacıdır.
25 metre yüksekliğinde ve 18 metre genişliğindedir. Efsaneye göre, Nuh peygamberin oğlu Yafet ağacı dikmiştir. Bugünkü bakımı özel bir bahçıvan tarafından yapılmaktadır. En büyük tehlike ise termitler tarafından yapılmaktadır. Pek çok kuş ve küçük memeliler dallarına yuva yapar. Birçok yerel halk ise, dallara adak sunusu olarak küçük bez parçaları bağlar. İran kültüründe önemli bir yere sahip olmasına rağmen, ağaç zaman zaman tahrip edilmektedir. 3 numara, Lilanger'in Porsuk Ağacı. Galler'in, Konya'daki Lilanger'in köyündeki, Sendigay'ın kilisesinin avlusunda yer almaktadır. Lilanger'in ye olarak da bilinen ağaç, bir ortak porsuk türüdür, yaklaşık 4000 ila 5000 yıldır varlığını sürdürmektedir. Ağacın, İngiliz botanikçi David Bellamy tarafından verilen ve yaşını doğrulayan, kendine ait sertifikası vardır. Lilanger'in porsuğu, yerel folklor masallarının kalbi olduğu gibi, toplumunda önemli bir parçasıdır. İnanca göre her cadılar bayramında, kimin bir sonraki yıl öleceğini önceden bildirmek için gelen, kayıt meleği olarak bilinen, Angelistor'un ruhuyla ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca 2002 yılında, Kraliçe 2. Elizabeth'in altın yıl dönümünü kutlamak için, Ağaç Konseyi tarafından 50 Büyük Britanya ağacından biri olarak belirlenmiştir. 2 numara, Metuşala. 2012 yılına kadar Metuşala, dünyanın bilinen en eski ağacıydı ve 2021 itibariyle 4853 yaşındadır. 1957'de Tom Harlan ve Edmund Schulmull tarafından keşfedildi. 969 yaşına kadar yaşayan, en eski İncil figürü Metuşelah'tan adını almıştır. Kaliforniya'da, Inyo ilçesinin Beyaz Dağları'ndaki Metuşelah korusunda yer almaktadır. Antik ağaçlarla çevrili olduğu için, kesin konumu halk tarafından bilinmemektedir. Ağacın güvende kalması ve mümkün olduğu kadar uzun süre korunması için ise yerini açıklamamaktadırlar. Milattan önce 2832'de filizlendiği tahmin edilmektedir. 2003 yılında Yared Minarch adında bir ağaç çiftçisi izin alarak Metuşelah'tan klonlamak için küçük parçalar aldı. Aldığı parçalarla başarılı bir şekilde klonlama yapmıştır. 1 numara Yaşlı Tikko. 16 metre boyunda, Old Tikko yani Yaşlı Tikko adını taşıyan ağaç, ilk bakışta o kadar etkileyici görünmemektedir. Ancak ağaç, fiziksel boyutuyla değil, 9550 yaşında olmasıyla, dünyanın en yaşlı ağacı olarak tanınmaktadır. İsveç'in Dalarna ilindeki Fluflallet Dağı'nda yer almaktadır. 2004 yılında, UME Üniversitesi'nde fiziki coğrafya profesörü Liv Kulman, üniversiteden bir araştırma ekibiyle birlikte, Fluflallet Dağı'nda ağaç sayımı yaparken ağacı keşfetti. Radyokarbon tarihleme yöntemi ile yaşının belirlendiği ağacın, M.Ö. 7550 civarında filizlendiği tahmin edilmektedir. Dünyanın bilinen en eski ladini olmasının yanı sıra, yaşamının ilk birkaç bin yılını kurumhoz olarak bilinen, bir çalı oluşumu olarak geçirmiştir. Kulman, bugünkü ağaç şeklini almasındaki en büyük etkenin, yaklaşık 1915'ten bu yana yaşanan iklim ısınmasının bir sonucu olduğunu söylemektedir.